Din açısından çok önemli bir yer kaplar oradaki anlatımlar. Orada iki tane özelliğe dikkat etmemiz lazım. Kur'an'ın ahirette ilgili anlatımlardan terazide siz demişken onları açıklama ihtiyacı hissettim. Birincisi, Kur'an bize ahireti fragmanlarla anlatır. Bu şu demektir: Kur'an bize ahireti belli kesit resimlerle anlatır. Bunun da nedeni çok basit. Kur'an optimum bir kalınlığı olması gerekiyordu. Eğer ki Kur'an yüzlerce cilt kitap olsaydı, birçok insan şu anda Kur'an'ı bile millet okuyup da manasını nüfuz etmeye çalışıyordu, İçinde kaybolabilirdi. Belki çok ince olsaydı daha, insanlar detay isteklerine daha az cevap bulurlardı. O yüzden optimum kalınlıkta olacak bir kitap, belli şeyleri anlatırken belli şeyleri dışarıda bırakacaktır. Herhangi bir tatil köyünü anlatmaya kalktığımızı düşünelim. Türkiye'de çok güzel öyle tatil köyleri var. Diyelim ki Antalya'daki bir tatil köyünü veya bir tatil beldesini. O tatil beldesini bir broşürde anlatmaya kalksanız bile siz sadece belli kısımlarını anlatırsınız o tatil beldesini. İşte kumsalı böyle, denizi böyle, su sporu var şöyle, işte tarihi beldesi şöyle, ama bir broşürü anlatırken bile siz oradaki mesela detayların 1/40'ını bile veremezsiniz. Niye? Verseniz o broşür çünkü bir kitap olur. Kimse de kitabı okumaz. Ancak oradan kesitler verirsiniz. Dersiniz ki işte sahili böyle, yemeklerden şu şu var dersiniz, ama yemeklerden 3/4'ünü sayarsınız, geri kalanını saymazsınız. Su sporlarından diyelim 1-2 tanesini sayarsınız ama birçoğunu es geçersiniz çok vakit almasın diye. Restoranlarından 5 tanesine dikkat çekersiniz, birçoğuna dikkat çekmezsiniz. 2-3 tane sokağın resmini koyarsınız, birçoğunu koymazsınız gibi. Bu dünyadaki ufak bir yeri anlatırken bile biz o yeri anlatmak için kesitlerle anlatmak zorunda kalıyoruz. Bütün detayı ya, çünkü insanların ayıracağı vakit olmaz diye düşünün. Ahiret dünyadaki bütün toplam yerlerden daha zengin bir yer olduğunu düşünüyoruz. Ve tek bir kitapta anlatılacak, Kur'an'da. Ve Kur'an'da bir sürü mesaj verilirken ahiretin anlatılması buradaki mesajların bir kısmı. Allah'ın varlığı anlatılacak, kıssalardan ibretler anlatılacak, dünyada ne yapmamız, yapmamamız gerektiği anlatacak ve nereye gidiyoruz sorusuna cevap verecek. Daha biz çok şey var Kur'an'da. Demek ki Kur'an'ın hepsinde değil ve bir kısmında yer ayrılacak. Ha, o zaman Kur'an'da anlatılan şey sadece kesitlerdir. Bunu anlamamız lazım. Kur'an'da anlatılan her şey haktır. Fakat kesitlerdir. Kesitler demek şu: yani cennetle cehennemle ilgili anlatılmayan birçok şey vardır Kur'an'da demek. Anlatılanların hepsi haktır ama gerçek anlamdaki bütün detayları nasıl Fethiye'ye giden bile orada görüyorsa, dünyadaki diğer yerlere Fethiye oldukça benzer olmasına rağmen, ki cennetteki nimetleri mesela hiç kimsenin daha tatmadığı belirtiliyor. Ha, oradakiler sadece kesittir ve gerçek anlamda onların ne olduğunu anlamak ancak orada mümkündür. Bu birincisi. Yani kesitlerle filmin ilgili. Tamamını göremiyoruz. Yani. Tabii ki yani biz cennetle cehennemin Kur'an'daki anlatımların hepsi olduğunu düşünmemeliyiz. Orada bize Allah sadece bir kesit veriyor. Cennete gidenlerin gitmelerinden mutlu olacağı bir tabloyu bu kesitlerden bile alabiliyoruz. Cehenneme gidenin derin pişmanlık duyulacağını tablosunu alıyoruz. Bunlardan önce bir sorgunun olduğu da bize net olarak görülüyor. Bunlar net gözüküyor. Ama içinin detaylarını anlamak gerçek anlamda ancak oraya gidince mümkündür. Bir. İkincisi, benzetmeli anlatım metodu vardır. Kur'an'da da bence müteşabih bir kısım ayetlerin ifade edilmesinde de bence özellikle buraya dikkat çekildiği kanaatindeyim. Ali İmran suresinde özellikle Kur'an'ın bir kısım ayetlerinin muhkem, kesin anlamlı olup kitabın anası olduğu, diğer ayetlerin de müteşabihat olduğu söylenir. Yani benzetmeli anlatım olarak ben bunları alıyorum. Birbirine benzer anlamlı olarak da çevriliyor. Kalbinde eğrilik olanlarınsa özellikle bu benzetmeli anlatım olanların peşine düşüp böyle ortalığı bulandırmaya çalıştıkları şekilde bir şey ifade ediliyor. Benzetmeli anlatım da şu demek bence. Eğer ki bir şeyi hiç görmediyseniz, hiç onları algılamadıysanız, benzetmeli anlatım kullanmak dışında başka bir metodunuz yoktur. Mesela şöyle bir örnek düşünelim. Bundan 1000 yıl öncesine gitsek, hatta 200 yıl öncesinden hani 1000 yıl öncesine gidildiğini düşünelim. Bir insana arabayı anlatacak olsanız, nasıl anlatacaksınız arabayı? Çok hızlı koşan bir at. Atın öyle bir midesi var ki içinde bilmem kaç ton odun
yanıyor belki motor için diyecek. Çünkü motor diye bir kelimeniz yok. Araba diye bir kelimeniz yok. Evet. Öyle bir atın ayakları var ki o ayakları yüz yuvarlak diyeceksiniz. O at işte 40 at veyahut da işte ne bileyim 10 at hızında koşabiliyor şeklinde bir şey diyeceksiniz. Falanca işte o adın toprağın derinliklerinde olan petrolü belki işaret etmek için şöyle bir gıdayla o beslenecek o at diyecek. Şimdi bunları anlatan bir kimse o dönemde aslında bir şey anlat. Çünkü siz araba diye bir kelimeniz yok o dönemde. İnsanlar hiç arabayı görmedikleri için. Yani o kelimenin oluşturulması da mümkün değil. Motor diye bir kelime yok. Diğer taraftan arabayla ilgili o diğer belki detayları verecek o benzinin enerji olarak kullanmasını ifade edecek kelimeniz yok. Sizin yapabileceğiniz tek şey bir arabaya en yakın olan şey diyelim at üzerinden benzetme. İşte motora en yakın olan şey belki bir kazan veyahut da bir mide üzerinden kazanla mideyi birleştirip yapacağınız bir benzetme. Benzetmeyi anlatımla anlatırsınız onu. Çünkü başka bir metot yoktur mantıken. Şimdi ahiretle ilgili anlatılan manzaraların hiçbirini hiçbir nefsin tatmadığını, onların gerçek anlamlarını hiçbir nefsin bilemeyeceğini Kur'an'dan anlıyoruz. Açıkça söyleyin hiçbir nefis tatmadı onları diye. Hiçbir nefis onları tatmadıysa gerçek anlamda bizim onların kelimelerinin tam karşılığını bilmemiz mümkün değildir. Ha o zaman Kur'an'da kullanılan o kelimeler boş mudur? Elbette ki değildir haşa. O Kur'an'daki kelimeler bence bu dünyada onların en yakın olabilecek kavramlar üzerinden benzetmeli bir anlatımdır. O yüzdendir ki dünyadaki bir meyveyi yiyenler dünyadakinin aynısı demiyorlar. Bakara suresinde görüyoruz diyorlar. Bu dünyadakinin bir müteşabiyatı. Yani benzeridir diyorlar. Yani cennetle cehennemle ilgili manzaraları düşünürken Kur'an'daki anlatımların bir hakka bizi götürdüğünü ama oradakinin birebir resmi olmadığını, bir benzetmeli anlatım sanatı kullanıldığını, altı bütün resimlerin orada olmasının mümkün olmadığını fragmanlarla yani oradan belli resimlerin bize vererek bir anlatım olduğunu da aklımızda tutmamız lazım. Ama şeyin manzarası çok çok açık Kur'an'dan görüyoruz. Cennete gidenlerin o müthiş sevinci, cehenneme gidenlerin hüzünleri ve dünyada ne yaptıysak hepsinin önümüze konduğu ve cennete gidenler için Allah'ın rızasını kazanmanın en üst bir değer olduğu bir şey yapı çıkıyor karşımıza. Bu da işte oradaki Kur'an'ın cennetle ilgili, cehennemle ilgili yüzlerce ayetlik anlatımında net bir manzara olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunun için uğraşmanın dünyada konabilecek her hedeften daha önemli bir hedef olabileceğini de bu anlatımlardan anlayabiliyoruz. Hocam Rabbim sizden razı olsun. Bizi bir deryaya soktunuz, serinlettiniz böyle. Estağfurullah. Akıl deryası mı dersiniz, ne deryası dersiniz? Bu Kur'an'ın bize deryası, yani biz burada Kur'an'ın bize aktardıklarını anladığımız kadarıyla Allah daim vermeye etsin. Çalışıyoruz. Kur'an'la sıcak bir ilişki kurup anlamaya çalışıp hayatımıza cihad etmeyi daha da nasip eylesin inşallah. Hepimize. Kur'an'ın bütün hükümlerini inşallah. Allah'ın bize din olarak verdiği bütün hükümleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışalım. Dünyada bundan daha önemli bir mesele olmadığını zihnimize yerleştirelim, kalbimize yerleştirelim. Eyvallah. Kur'an hem zihne hem kalbe hitap ediyor. İkisine de hitap ediyor. Zihin, kalp, fıtrat birlikteliğini meydana getiriyor. Eyvallah hocam.